Selam. Bugün market alışverişi günü. Sizi de yanımda götürüyorum o yüzden. Dedim ki neden sizi de götürmüyorum, neden alışverişimi vloglamıyorum. O zaman orada görüşürüz. Favorim bunlar. Bunu merak ediyordum. Daha önce içmemiştim ama merak ettiğim için bundan bir tane alacağım. İlk alışverişi. Buğday bir de. Kara buldum. Şuna baksana. Muğla. Bu da Muğla. Şaraplar nerede? Bak. Sen de biliyorsun. Bir sonraki günden selam. Bugün yine markete gidiyoruz. Tekrar gidelim dedik. Bir şeyler daha eksikti. Onları da alalım. Evet, bir tane Pringles alıyoruz. Çünkü Migros'ta kalmamıştı. Burada var. Şunu da alalım. Böyle. Bunu da alıyoruz. Bir tane de kola alalım. Şunu mu? Evet. Şimdi aldıklarıma geçebiliriz. Bayağı bir şey var. Burada karışık yani. Hem makyaj alışverişi var. Marketten yaptığım makyaj alışverişleri. Hem de normal market alışverişi vesaire vesaire. Şimdi ilk önce hangisiyle başlayalım? Şununla başlayacağım. Evet, kırılmadan, kırmadan, dökmeden. İlk önce tabii ki muz. Muz aldım. Günlük hayatımda da seviyorum. Kahvaltıda muz yiyorum bazen. Hiç kahvaltı yapmak istemediğim zaman. Önemli bir besin kaynağı. Cumartesi markasının Be A Voice Neden Eco Peach Mango. Şöyle içkisi var. Şarap bazlı bir içkiymiş. Ama bence tadı güzeldir. Deneyeceğiz. Altınbaşak'ın Light Çörek Otlu Kinoalı Bisküvisi. Krakeri. Artık ne bilmiyorum. Doyurucu bir şey bu. Yani ara öğünlerde güzel. Gidebilir. Çay aldım. Yeşil çay. Tabii ki paprika. Paprikasız olur mu yani? Migros'ta kalmamıştı bundan. Metro Market'te 9 TL olması lazımdı. Oradan almadım. Migros'a geldim almak için. Migros'ta kalmamıştı paprika olan. Herkes paprikayı almış. Ben 8 TL en son Akçay'dan alıyordum yıllar önce. Sütaş süt. Süt aldım. Sütsüz asla olmaz. Kabartma tozu. Ki çok fazla hamur işi yapıyorum. Çok fazla hamur işiyle uğraştığım için kabartma tozu bitmişti. Aldım. Maya. Mayayı da ekmek yapıyorum. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. O yüzden aldım. Bazen üşendiğimizde yapmayabiliyoruz ama genel olarak kendi ekmeğimizi kendimiz yaptığımız için maya aldım. Kahve Dünyası'nın kahvesini, Türk kahvesini aldık. Ve Star. Şarap aldık. Rose şarap. Echo Falls isimli bir şarap. Yani Fresh and Juicy Summer Freeze yazısına kandım. Çünkü bu arada şu ikisini böyle karıştırsam, kokteyl yapsam nasıl olur diye de düşünmüyor değilim yani. Poşeti atıyorum. Migros'tan bu Ülker'in 9 kat isimli çikolata kremalı rol katlarından aldım. Çünkü yeni çıkmış ve yeni çıkan bir şeyi almak zorundayım ve denemek zorundayım. O yüzden bunu aldım. Lay's fırından kurutulmuş domates ve yeşillik taneli, tulum peynirli ve zeytin aromalı Lay's cipsini aldım. Bu da yeni galiba, aynen yeni çıkmış ve %50 daha az yağlı diyor yani. Pek sanmıyorum ama
Güzel bence. Deneyeceğim. Yok. Yok. Patos aldım. Benim bu üçgen cipsler arasında favorim Patos olduğu için bunu aldım. Buna da çok güzel böyle haydari sosu yapacağım. Ona banıp yeriz diye düşünüyorum. Ki ben bunun bu cipse çok müthiş soslar yapıyorum. Ihlamur aldım ki çok hastalanıyoruz bu aralar. Geçen yıllarda falan hiç hastalanmadım ama bu yıl çok hastalandım. Özellikle çalışırken inanılmaz bir iki hafta boyunca çok fena hastalandım. Ihlamur ve kuşburnu böyle çayı yapıp karıştırıp içmeyi seviyorum kışın. Çünkü gerçekten işe yarıyor. Son bu poşetteki şunu da atıyorum. Malatya pazarının böyle yarım kilo karışık kuru yemişinden aldık. Uygun fiyatlı Malatya pazarı. Yani bir kilosu 54.90'mış. Bence çok iyi fiyatı. Çünkü nereye gidersen git bir kilosu en ucuzu 65 TL'ye 75 TL'ye bulabiliyorsun. Migros'ta satılıyor bu arada. Şimdi gelelim şuna. Kola. Böyle koyuyorum. Ekmek aldık. Ah. Çavdarlı ekmek. Yani beyaz ekmek yemiyoruz biz evde. O yüzden ya çavdar ya tam buğday ya işte başka bilmem ne bilmem ne. O yüzden ekmek. Sağlıklı, lezzetli kahvaltılıklar vesaire hazırlıyorum. Güzel oluyor. Pirinç. Bir evin olması olmazı. Limon. Bu limonları da her sabah annemle birlikte böyle limonu yarıya bölüyoruz. Bir yarısını o, bir yarısını ben. Böyle suya sıkıp içiyoruz. Normal su içemiyoruz artık. Yani limonlu suya alışınca insan normal su içememeye başlıyor. Çok ilginç. Portakal. Bu mandalina. Portakal ve mandalina aldık. Bunu da atıyorum. Marketten makyaj ürünleri aldım. Çünkü filede file makyaj bölümünü kaldırıyordu. Ve Max Factor, Maybelline, başka ne vardı? Maybelline, Max Factor o kadar. Değil mi? Evet, Maybelline ve Max Factor ürünleri satılıyordu filede. Ve o bölümü, section tamamen kaldırdıkları için inanılmaz fiyatlara düşmüştü bütün ürünler. Ve Migros ve Gratis'ten de birkaç bir şey aldım. Hemen onları da göstereyim. Evet, fişi de getirdim ki fiyatlarını söyleyebileyim diye. Çünkü şok olacaksınız yani fiyatları duyunca. Max Factor'un fondötenini aldım. Bu fondötenin fiyatı 16.90'a düşmüştü. Yani Max Factor'un maskarasını aldım. Bunun fiyatı da 17.90'a düşmüştü. Maybelline'in Color Tattoo'larından aldım bir tane. Şöyle. Bunun fiyatı da 5.95. Maybelline'in Master Strobing Stick'lerinden aldım. Bundan sadece bir tane kalmıştı. Ben biraz geç gittim fileye çünkü. Bunun fiyatı da kaça düşmüştü hemen söylüyorum. 14.90. Max Factor'un Lipfinity böyle ikili rujlarından aldım. Fiyatı da 16.90'mış. Max Factor'un yine böyle bir kapatıcısını aldım. Alttan çevirmeli. Bunun fiyatı da 14.90. Son file alışverişimde Max Factor'un bu press pudrasını aldım. O da 19.90. Migros yine indirime girdi %50. Birçok ürünü indirime sokmuştu. Highlighter fırçam yoktu benim. Ayrıca böyle setting ve highlighter olarak kullanabileceğim bir fırça istiyordum. Bu Real Techniques'in kesimi tam böyle benim istediğim highlighter fırçası kesimi. O yüzden tak kaptım. Bunu 17.90'a aldım. Bence gayet uygun bir fiyatı vardı. Migros'tan başka Simple'ın nemlendirici jel kremini aldım. Benim cildim çok alerjik. Bunun içinde paraben, alkol, parfüm, renklendirici yokmuş. Ya içeriğini okudum. Yani müthiş bir içeriği olduğunu söylemem ama cildime iyi geleceğini düşünüyorum. Güzel yorumlar vardı. Jel kremleri de çok seviyorum. Ben hemen emiliyor. Güzel de nemlendireceğini düşünüyorum.
deneyeceğim. Simple'ın yine makyaj çıkarıcım bitiyordu. Yine Simple'dan denemek istedim. Bu arada Simple markasında iki tane serisi var anladığım kadarıyla. Kremi Waterboost serisinden tercih etmek istedim. Deneyeceğiz bunları da. Gelelim gratis alışverişime. Gratis'ten de 3 tane şey aldım. The Balm'ın Cheater maskarasını aldım. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 30-35 TL gibi bir şey olması lazımdı. Denemek istedim. Ve B. Louis'in corrector'ını aldım. Şöyle dörtlü. Corrector'ım yoktu. Bence güzel oluyor bu corrector'la. Ve bir de duş jelim bitmişti. Crichton's'ın duş jelini aldım. Vanilya kokusu manyağı olduğum için vanilyasını seçtim ve bitti. Aa, bunları söylemeyi unuttum. Bu çiçekleri de aldık. Yolda çiçekçi vardı bir tane. Bu yılbaşı çiçeği Kokina çiçeği diye geçiyor. Çok hoş değil mi? Çok tatlı, çok şık. Bunun ben böyle toprakta olanından da almak istiyorum. Şeymiş, yazısını okudum. Eğer bir yıl boyunca solmadan kalırsa evine bereket geliyormuş. Böyle mal mülk satın alıyormuşsun falan. Öyle bir hurafesel bir olayı var. İnanırım ben öyle şeylere ama. Bence hoş duruyor, şık duruyor. Bir de bunu aldım. Zaten gördünüz. Bu kadar. Alışverişimin son parçasını göstermeyi unuttum. Her şey bu kadardı. Market alışverişim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hold up.